Efendim tekrar merhabalar. Gün ortası gelişmelerle devam ediyor. Bu bölümde yine bölgesel gelişmeleri ve Kuşak Yol inisiyatifini konuşacağız. Konuğumuz var, gazeteci Teoman Alili bizlerle. Sayın Alili, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi tabii ilk olarak gündemin en başında, ilk sırasındaki olan konu Kuşak Yol inisiyatifinin sonucunda o ilk trenin Çin'den kalkıp Türkiye'den ve Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya doğru yol alması konusu. Tabii aslında oldukça önemli, tarihi günler yaşıyoruz bir bakıma baktığımızda. Bu tren ne ifade eder? Özellikle Türkiye'nin ekonomik kalkınması noktasında önümüzdeki süreçte bizde ne gibi etkileri olacaktır? Şimdi rakamla başlayalım. Avrupa ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi 30.1 trilyon dolar. Milyar değil, trilyon. 30.1 trilyon dolar. Şimdi İpek Yol Projesi bu 30.1 trilyon doların çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Ve 1 trilyon dolarlık bir bütçesi var İpek Yol'un. Şimdi baktığımızda 30.1 trilyon dolarlık bir bütçeye sahip olan İpek Yol Projesi'nin Türkiye'den merkez olarak, yani Türkiye'nin merkezi bir projesi olarak geçmesi Türkiye ekonomisi açısından neler kazandırabilir? Hemen bunu bir düşünelim. Yani bunu herhalde en çok iş adamları, sanayiciler falan düşünüyordur ama milletimizin de iyice düşünmesi lazım. İşte 30.1 1 trilyon doların %1'i Türkiye'de kalsa, yani %1'inden Türkiye bir kar elde edebilse çok ciddi bir rakam. Ne oluyor? O 3 trilyon 300 milyar dolar yapar. %1'i. %1'i. 300 milyar dolar Türkiye'de dış borç bırakmaz. Evet. Bu kadar oldukça önemli. Bu kadar önemli. Yani tabii bu bütün para burada kalacak falan filan değil ama projenin büyüklüğü ve hedef büyüklüğü açısından bahsediyorum. Peki bu İpek Yol Projesi yürüdüğü zaman ne anlam taşıyor? Çok güzel bir şey var bu sözde, bir söz var. Efendim bu biz 10. yıl marşımızda ne diyorduk? Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Evet. Şimdi İpek Yol Projesi esas olarak demir yolu ağlarına dayalı olduğu için demir ağlarla örüyoruz Avrasya'yı dört baştan. Yani Avrasya'yı örerken de burada Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya ile ve Türkiye ile ortaklıkla yapılıyor bu iş. Nasıl bir ortaklıktan bahsediyorum? Şimdi bu İpek Yol Projesi'nin 3 koridoru var. Kuzey Koridoru, Orta Koridor ve Güney Koridor. Kuzey Koridor zaten aktif bir koridor. Yani nedir Kuzey Koridoru'ndan bahsettiğimiz? İşte Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerin, Kazakistan da var galiba, bu ülkelerin içinde olduğu bir koridor. Fakat mevcut Çin ve Avrupa Birliği ticari ilişkisinin sadece %3'ünü kapsıyor. Hı hı. Ama şimdi Güney Koridor dediğimiz koridorda ne olacak? İşte Türkiye'den geçtikten sonra Avrupa Koridoru dediğimiz işte Sırbistan'la devam eden, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan'la devam eden ve Avrupa'ya ulaşan diğer hat. Bu da Güney Koridor. Bir de nihayetinde aslında olmazsa olmaz bir şey vardır. Bir şeyin kuzeyi ve güneyi vardır, tamam, ama bağlantısı neresi olur? Ortası. Bir şeyin ortası olmazsa bağlayamazsınız değil mi? Evet. Veya parça parça bir şey yapıyorsanız. Eğer bir ipten bahsediyorsak tamam. Düz bir ipten bahsediyorsak tamam. Ama bir şeyin üstüne mesela haritanın üstüne ip koyduğunuz zaman bile ipin bir ortası olmak zorunda. Evet. Eğer ortaya ipi koymazsanız bağlayamazsınız değil mi? Dolayısıyla orta koridor Türkiye. Zaten Çin dün açmış olduğu, Türkiye ile açmış olduğu bu yeni hattın ismini de orta koridor koyuyor. Yani bunu diplomatik dilden Türkçe'ye çevirdiğimizde Türkiye'siz olmaz sonucu ortaya çıkıyor. Hani biz ulusal kanalsız olmaz diyoruz ya, bu da Türkiye'siz olmaz. Yani Avrasya Türkiye'siz olmaz, işte bu yüzden de Avrasya'nın Türkiye'siz olmasını kanıtlamak için de ulusal kanal lazım, ulusal kanalsız olmaz. Evet. Ya yani doğruyu anlatmak için, gerçeği anlatmak için, gerçeği göstermek için bir şeysiz olmuyor. İşte Türkiye'siz Avrasya'nın olmadığı gibi. Şimdi iki tane proje, dünyanın iki tane büyük gücünün, dünya ekonomisinin ve silahlı gücünün de aynı zamanda, dünyadaki en büyük gücünün diyelim, merkezinde Türkiye var. Bu aslında dün de böyleydi, bugün de böyle. Sıkıntı şuydu, dün mevcut koşullar bunun yürümesine, bunun oluşmasına engeldi. Ama bugün mevcut koşullar bunun oluşmasının önünü açıyor. Türkiye'nin önünde gerçekten altın tepside bir fırsat var. Burada biz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le çıkış yolu programı yaparken orada söylenenleri değerli dinleyicilerimizin özellikle dinlemesini ve izlemesini rica ediyorum.
Neden derseniz başka televizyon programlarına çıkıyor evet Doğu Perinçek. Çeşitli televizyon kanallarında ama bizim programımızda biraz daha rahat olduğu için karşısında işte efendim bir polemikçi olmadığı için biz sadece soru sorarak açmasını istediğimiz için konuları çok önemli konulara ve geleceğe ışık tutabiliyoruz burada. Nedir mesele? Bakın orada söylediği bir şey vardı. 2030 yılında Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında ilk 7'de, ilk 5'te, ilk 6'da falan olacak. Şimdi bunu bugün söylediğinizde herkes önce bir üzerinize yürüyor. Ya olur mu işte enflasyon şöyle paramız yok bizim şudur budur falan. İyi de biz bugün olacak demiyoruz ki bakın o tarihte olur. Bir de biz demiyoruz zaten. Bunu uluslararası araştırma şirketleri hatta Bloomberg isimli o çok meşhur yayın kuruluşunun da alıntılarından öğreniyoruz. Diyor ki Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti birinci olacak, Hindistan ikinci olacak, Amerika üçüncü olacak. Türkiye'de ya 5 ya 6'ydı rakamları hatırlamıyorum. Bu noktaya gelecek diyor. Peki bu noktaya gelirken Türkiye nesiyle gelecek? Türkiye'nin doğalgaz rezervleri mi var? Yok. Petrol rezervleri mi var? Yok. Ama Türkiye'nin hepsinin ötesinde güzel bir tarafı var. Türkiye dünyanın jeopolitik merkezi, jeostratejik merkezi. Aslında Türkiye'nin jeo merkezi. Yani Türkiye dünyanın jeografik merkezi. Evet. Yani Napolyon'a sormuşlar. Demişler ki dünyanın başkenti neresidir? İstanbul'dur demiş. Napolyon'un en katıldığım sözüdür. Evet dünyanın başkenti İstanbul'dur. Çünkü İstanbul dünyanın en büyük kıtasıyla şu anda görece en zengin kıtasını bağlayan köprüdür. Türkiye haritaya baktığınızda yani şu İpek Yol haritasının işte Çin'den başlayarak İngiltere'ye kadar uzanan o demir yolunun çizgisine baktığınızda bile Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Zaten gidebileceği tek yol. Bitti. Ya var başka yollar işte kuzeyden gider, güneyden gider ama. En ekonomik ve en kısa olan. En ekonomik ve en kısa olan. Türkiye burada olmazsa diğer yollar zaten hem ekonomi dışında kalıyor hem de gerekli verimi zaten sağlayamıyor. Peki şimdi bu nasıl bir gelişme sağlayabilir Türkiye'ye? Türkiye'nin bir kere bir demir yolu merkezi olmasını sağlayabilir bu hat. Bir taşımacılık merkezi olmasını sağlayabilir. Yani bunun sadece o taşımacılık sırasında Türkiye'den geçişlerde ödenecek bazı paralar falan filan artık bunlar hükümet yetkilileri konuşuyordur. Bu öyle bir kazancı bile vardır. Yani Türkiye, ben o benzetmeyi yapıyorum işte İstanbul'da yaşadığımız için... İstanbul'daki Boğaz'daki en kıymetli yalı dünyadaki Türkiye'nin konumu. İstanbul'daki en kıymetli yalıya bakın ve hadi dünya haritasında Türkiye'ye bakın. İşte Türkiye orası. Yani bizim ülkemiz o kadar değerli bir toprak ki o yüzden yüzyıllardır insanlar bu ülkenin üstünde çarpışıyor, kapışıyor. Şimdi Çin'in İpek Yol projesine baktığımız zaman dün başlayan hareketle birlikte ilerleyen günlerde biz şunu göreceğiz. Mesela Çin'de şu anda saatte 400-450 kilometre hızla giden trenler var. Valla ben inanamadım. Sayın Doğu Perinçek söylemişti. 1000 kilometrenin üstüne çıkacak tren üstünde çalışıyormuş Çinliler. Evet. İnanılacak gibi değil. Evet. Ama çalışıyor insanlar. Ve yakında bunlar tabii bizim de demir yolu hattından geçeceği için bunlar Türkiye içinde de yaşanmaya başlanacak. Ve ulaşım ve ulaştırma konusunda Türkiye, aynı zamanda turizm konusunda Türkiye büyük kazançlar sağlayacak. Bakın her tarafı, her şeyi bir kenara bırakalım. Ciddi bir demir yolu hattı ve hızlı tren projesiyle Türkiye'ye gelebilecek Çin turist sayısını hesaplayın. Evet. Hiçbir şeyden bakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Sonra yakın zamanda Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan bahsediliyordu yine bu İpek Yol projesi içinde. Fakat İzmir limanlarının daha elverişli, kullanıma daha elverişli olduğunu Çinliler söylemeye başladılar. Bakın bu da çok önemli. Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan geçip aslında ana limanın İzmir'deki limanlar olması Türkiye için daha da büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir fikir üretiyorlar, atıyorlar ortaya. İşte Çin süper güç olacak, Türkiye'yi de burada kullanıyor. Bir kere Çin Halk Cumhuriyeti süper güç olmaz, olamaz. Çin'de bir gün sosyalizm biterse, evet süper güç olacaktır. Diyecekler ki Sovyetler Birliği nasıl sosyalist, Çin süper güç oldu. Sovyetler Birliği vaktiyle sosyal emperyalist oldu, sosyalizmden vazgeçti. Ha Çin de böyle bir yola giderse, ben Çinlilerin ağzından söyleyeyim, Uluslararası Avrasya Konferansı 2005 sanırım, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde ya 2005 ya 2006'ydı. Çin Büyükelçisi kürsüye çıktı. O zaman dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di sanırım. Onun himayesinde de yapılmıştı o toplantı. Sayın Süleyman Demirel, Sayın Rauf Denktaş o toplantıdaydı. Alexander Dugin Rusya'dan vardı. Doğu Perinçek vardı. O toplantıda Çin Büyükelçisi aynen şöyle demişti. Çin asla süper güç olmayacak. Bir gün Çin süper güç olursa söyleyin birlikte yıkalım. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi bunu söylemişti. Çin eğer bir gün süper güç olursa gelin birlikte yıkalım. Evet. Zaten Xi Jinping'in yani Çin Devlet Başkanı'nın son Çin Halk Cumhuriyeti'nin Komünist Partisi Kongresi'nde de
Yine aynı şekilde uluslararası yaptığı açıklamalarda da süper güç olmaktan ziyade birlikte güçlenelim temasını işlediğini Çin'in görüyoruz. Yani bazıları buna kazan kazan diyor ama o kazan kazan değil aslında, birlikte kazanalım. Bunun esas şeyi bu, birlikte kazanalım. Gerçekten Çin'in süper güç olmaya bir ihtiyacı da yok düşündüğünüz zaman. Neden? Çin zaten şu anda ekonomik olarak çok güçlü. Yani süper güç olup başını efendim bir de dünya jandarmalığı belasına sokma niyeti de yok. Böyle bir, hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Ya yani dünyanın jandarması olalım, dünyanın hakimi olalım diye bir dertleri de yok. Ama şuna baktığımızda bizim Türkiye'de de artık algıların doğru yönde çalışması lazım. Biz neden dünya jandarması olmak için bilmem kaç bin kilometre öteden gelen ülkenin burada hegemonyasına razı gelelim? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarmalık politikası şudur. Kendisi zaten dünyanın en verimli toprakları olan Avrasya topraklarına uzak, Batı Asya topraklarına uzak. Hem enerji, hem su, hem efendim işte tarım, ne derseniz artık. Evet. Uzak yerde. Dolayısıyla buralarda toprak tutması lazım. Toprak tutmak için de işgal etmesi lazım. Buraya yerleşmesi lazım. Amerika'nın neokonlar açısından, yani Amerika'nın faşist bloğu açısından bu mantıklı bir şey. Sinsi demokratları açısından da mantıklı bir şey. Evet, Amerika buraya yerleşmeli bir şekilde ve burayı sömürmeli. Sömürmesi için de ülkeleri ele geçirmeli. Peki Avrasya ülkeleri için böyle bir şey şart mı? Değil. Çin zaten burada. Rusya da burada. Aynı bölgede. Türkiye de burada. Biz pekala Çin, Rusya, Türkiye, İran, Suriye, işte Irak, yani Batı Asya ülkeleriyle Avrasya, Uzak Asya ülkeleri. Biz pekala burada kendi birlikteliğimizi kurabiliriz. Topraklarda zaten biz yaşıyoruz. Evet. Coğrafyada bunu dayatıyor aslında. Coğrafyada yani. Bize buna dayatıyor. Yani kalkıp şimdi Rusya ile Çin neden kalkıp Türkiye'yi işgal, Türkiye'yi efendim kendisine, Türkiye'ye karşı bir hegemonik güç oluşturmak zorunda olsunlar? Böyle bir şeye ihtiyaç yok ki. Paylaşırlar, zaten kazanırlar. Bir sıkıntı yok yani. Zaten bu yüzden bakın, iki tane önemli proje diyorum ya. Bir tanesi Türkiye ile Rusya arasında mevcut Türk akımı projesi. Dünyanın geleceğini anlatıyoruz burada. Ha, dünyanın geleceğini fanusa bakarak mı söylüyoruz? İsteyen öyle inansın. İsteyen desin ki bu adamlar büyücü. Fanusa bakıyorlar, çıkıyorlar, konuşuyorlar. Medyum bunlar. İsteyen de gerçekleri anlattığımızı inanarak dinlesin bizi. Ama artık bunu herkes kavrasın. Bunun önüne taş koymasın. Dünyanın geleceği Rusya'nın ve Rusya lideri Vladimir Putin'in en büyük eserim, en büyük ustalık eserim dediği, bunu yapmadan gitmeyeceğim dediği efendim boru hattı projesidir. Yani Rus gazının borularla Avrupa'ya taşınması projesidir. Bu Rusya için hem stratejik hem de ekonomik olarak en büyük projedir. Ve bu projenin önündeki en büyük engel Büyük Ortadoğu Projesi, Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi, evet. Ve Amerika'nın Türkiye'yi kontrol etmesi dönemiydi. Neden? Çünkü Türkiye topraklarından bu boru hattı geçemiyordu. Bu yüzden Rus uçağı düşürüldü. Bu yüzden Rus Büyükelçisi Türkiye'de ensesinden vurularak katledildi. FETÖ tarafından. İşte o FETÖ'nün ne menen bir örgüt olduğunu yeniden gündeme getiriyor bu durum. Yani Türkiye'nin ilişkilerini bozmak için Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu diyorlar ya, işte Ahmet Davutoğlu'nun bu iki suçu yeter. Türkiye'nin geleceğini karanlığa götürmek amaçlı işlemiş olduğu bu iki suç bile yeter. Onun döneminde oldu çünkü bunlar. Yani Büyükelçinin şehit edilmesi, Rus Büyükelçisi, ben şehit edilmesi diyorum. Çünkü bizim misafirimizdir. Bizim topraklarımızda görev yaparken öldürülmüştür. Evet. Dolayısıyla belki onların literatüründe şehitlik kavramı yoktur ama bizim topraklarımızda ölenler bizim evlatlarımızdır diyen bir önderimiz var bizim. Mustafa Kemal Atatürk, Anzaklara, işgalcilere bile, Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektupta merak etmeyin çocuklarınız bizim topraklarımızda ölmüşlerdir, artık bizim de evlatlarımızdır demiştir. Biz böyle bir önderin terbiyesiyle büyüdük. Dolayısıyla bırakın işgali, resmi görevi olduğu için burada şehit edilmiştir diye kabul ediyorum Rus Büyükelçisi'nde. Ve Rus Büyükelçisi burada öldürülmüş olması da aslında bu projenin baltalanması amacına yöneldi. Neden? Türk akımı projesiyle Türkiye ile Rusya ve Türkiye ile Türkiye'nin merkezinde olduğu Asya ile Avrupa bir bakıma çelik bir damarla buluştu. Çelikten bir, evet, damar. Ve oradan bir kan akıyor. Bugün doğalgaz dediğiniz şey ve petrol dediğiniz şey dünya enerjisi. Yani bizim enerjimizi nasıl kan sağlıyor? Dünyanın da enerjisini bunlar sağlıyor. Dolayısıyla damarı, çelikten bir damarı biz buraya yerleştirdik. Tarihi öldürmüşlerdi bunlar. Fukuyama ne demişti? Tarihin sonu. Yani
Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Fukuyama'nın meşhur tezi tarihin sonu ya, tarih bitti artık demişti. Orada söylenen şey artık Amerikan hegemonyası bütün dünyaya hükmedecekti. Yani tarihi öldürmüşlerdi. Ama işte bir operasyonla bir çelik damar takıldı ve tarih kurtulmaya başladı. Tarih şu anda kurtuluyor. Tarihin kurtuluşu sürecini yaşıyoruz. Ve tarih artık bitkisel hayattan, komadan çıkıyor. Komaya girmişti evet. Ama artık komadan çıkmaya başladı. Uyandı, tarih gözlerini açtı, parmağını kıpırdatıyor sadece. Bakın sadece parmağını kıpırdatmasıyla Türkiye'nin önemi ve Türkiye'nin değeri ne kadar arttı? Kesinlikle. Bakın ne kadar önemli değil mi? Sadece parmağını kıpırdatmasıyla. Peki bu tarih ne yapacak? Ayağa kalkacak artık bir yerden sonra. İşte ayağa kalkma dönemine giriyoruz. Şahlanma dönemine giriyoruz. Ha burada sancılar yaşanacak, bazı kanamalar olacak, bazı efendime söyleyeyim ne diyelim enfeksiyon kapmalar olacak belki. Ama sonuç itibariyle bu tarih bir ayağa kalkacak, canlanacak. Ve gerçekten tarih gerçek rotasına oturacak. Nedir tarihin gerçek rotası? Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ve komşularıyla birlikte gerçek yerini bulmasıdır. Nedir bu gerçek yer? Efendim bu gerçek yer Sadabat Paktı'dır, Balkan Antantı'dır, Sovyetlerle Saldırmazlık Anlaşması'dır. Bu gerçek yer budur. Yani bizim bugün Avrasya diye toptan isimlendirdiğimiz Avrasya Birliği'dir. Dünyanın kurtuluşudur bu işte. Tarihin kurtuluşudur. Şimdi buraya baktığımızda biz bunu iyi kavradığımızda rotanın ne yönlere gittiğini de görebiliriz. Çin'in de bu İpek Yol Projesi'nin Türkiye'nin orta koridor olarak adlandırılması. Bakın Çin ne diyor? Orta koridor. Rusya en büyük projesinin adını ne koydu? Türk akımı. Evet. Bakın Türkiye'nin önemi budur işte. Yoksa adam tarihinin en büyük projesi veya düşmanlık beslese Türk akımı der mi bundan da? Güney akım iki zaten projenin ismi. Adam dedi ki Türk akımı koyuyorum kardeşim. Neden? Çünkü Türk olmadan bu olmaz dedi. Bakın lafları doğru anlıyor. Madem cımbızla çekiyorlar ya her şeyi. Evet. Bakın ben de cımbızla çektim şimdi. Lafları doğru anlayalım. Bir şeye Türk akımı deniyorsa bu şu anlama gelir. Türk olmadan bu iş olmaz. Yani Türkiye olmadan bu iş olmaz demektir. O yüzden Suriye'de de Türkiye ve Rusya Suriye meselesinde Soçi'de ortak bir zemin bulabilir. O yüzden Türkiye ile Çin ekonomik açıdan son derece büyük gelişmelere sahne olabilir. Şimdi Amerika'nın elinde ne kalmıştır? İşte 3-5-3,5 işte orada efendim FETÖ'cüyü işte 3,5 tahrik edebileceği bir takım insanları Doğu Türkistan bahanesiyle hareketlendirmek falan filan. Bakın bunu da şuradan söyleyeyim. Hiç kimse bizden milliyetçi olduğunu iddia etmesin abi. Yok öyle bir şey. Milliyetçilik kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmadır aynı zamanda. Nasıl Çin efendim kalkar Suriye'de Türkiye operasyonuna karşı çıktığında çıkarsa biz ya yanlış yapıyorsunuz diye onların tepesine binersek aynı şekilde Çin'e karşı yapılabilecek bir ayrılıkçı hareketin de tepesine bineriz. Kusura bakmasın kimse. Evet. Neden? Çünkü bakın biz genel birlikteliğinden ve genel bir mutluluktan bahsediyoruz. Genel mutluluk. Yani o zaman ne Doğu Türkistan meselesi kalır ne de başka bir şey. Avrasya dediğimiz şey nedir? Avrasya Birliği. Avrasya dediğimizde ne oluyor abi? Ne var Avrasya'da? Türk var. Azerbaycan var, Türkiye var yani. Azerbaycan var, Kazakistan var, Özbekistan var, Kırgızistan var, Tacikistan var, Pers, İran var, Pers, Arap dünyası var Batı Asya'da. Efendim Rus var, Slav, Çin var, Hindistan var. Her şey var. Doğu Türkistan da orada. Tamam, Türkmenistan da orada. Ya yani Federasyon, Rusya Federasyonu içindeki Türk Cumhuriyetleri de orada. Abazlar da orada, Osetler de orada. Gagavuzlar da orada. Rumeli'ndeki Türkler de orada. Rumeli'deki Arnavutlar, Makedonlar, Sırplar, Boşnaklar da orada. Birbirlerini daha dün öldürenler, Hırvatlar belki de Amerikan emperyalizminin kışkırtmaları yüzünden. Herkes orada. Ve onların birlikte yaşamasından daha güzel bir dünya bana hadi gösterin. Hadi çıkın gösterin. Bakın bu hayal değil. Gerçek olmak üzere. Bunun önündeki her engel dünyaya ve tarihe ihanettir. Bakın artık Türkiye ihaneti de geçtim. Dünyaya ve tarihe ihanettir. Ve Türkiye'ye ihanet, dünyaya ve tarihe ihanet anlamına geliyor bugün. Neden Türkiye merkezde? Bu ülkenin kıymetini bilenler konuşsun artık. Öyle küçük hesaplar. Yok işte efendime söyleyeyim HDP'siymiş, yok bilmem nesiymiş, yok koltuk hesaplarıymış, sandalye hesaplarıymış, şuymuş muymuş. Bunları artık geçelim. Kardeşim, bölücülere artık bu bölgede yaşam hakkı yok.
bölücülere bu bölgede yaşam hakkı yok. Neden? Çünkü halkları bölücüler kurtaramaz. Kurtaramadı. Kurtaramadı. Bana herhangi bir insan kalksın desin ki Yugoslavya'daki halk Yugoslavya Birleşik Yugoslavya'dan daha mutludur şu anda. Tarihte örneği yok. Yok ki. Hadi ispatlasınlar bana. Desinler ki bugün Yugoslavya halkı herkesin kendi devleti oldu. Herkesin kendi bayrağı oldu. Gelsin karşıma çıksın delikanlı gibi bana ispatlasın. Yugoslavya halkı bugün daha mutludur desin. Mümkün değil. Yalancıdır. Ya da açık söyleyeyim. Yugoslavya'nın parçalanmasından nemalanmış savaş baronlarıdır. Amerika'nın beslediği kuklalardır. Aynı şey bizim bölgemiz için de geçerli. Irak'taki insanlar Birleşik Irak'taki durumdan daha mı mutlular acaba bugün? Irak'ta neler yaşandığını görüyoruz. Libya. Kaddafi'yi linç ettiler. Öyle öldürdüler. Bütün dünyaya böyle servis ettiler. Kaddafi zamanındaki Libyalılara bir soralım bakalım. Pişmanlar mı değiller mi şimdi? Yani bölünerek, parçalanarak bir yere varmanız mümkün değil. Şimdi Hong Kong'da birileri Amerikan bayrakları sallayarak özgürlük istiyor. Amerikan bayrağıyla özgürlük gelmez. Gelmedi, gelmeyecek. Çünkü Amerika size özgürlük getirmek için değil, sizi sömürmek için geliyor. Nereden biliyorsunuz? Şunun için biliyoruz. Bak Suriye'yi parçaladı, marçaladı. Bakın Kürtlere söylüyorum burada, çok basit. Bizim Kürt kardeşlerimize, bölgede birlikte yaşadığımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte kurduğumuz Kürt kardeşlerimize söylüyorum. Suriye'deki Kürtlere de söylüyorum. Arkadaşım, bunlar size 20 tır silah verdiler, onlar için savaşın diye. Bakın Türk ordusu girince nasıl terk ettiler sizi, hemen nasıl ortada bıraktılar. Ve şimdi tekrar asker göndereceklermiş, gerekçeleri sizi korumak değil ama. Yani Kürtleri petrol korumak değil, petrolü korumak. Demek ki sizin için değil, petrol için oraya gitmişler. Ve sizi de petrol bekçisi olarak oraya gitmişler. Bunu Fidel Castro söyledi bile. Fidel Castro bile söyledi yani. Hadi beni geçtik. E şimdi sizi değil de petrol bekçisi olarak sizi kullanmak için oraya getirenleri ben nasıl özgürlük beklersiniz? Sizi piyon, sizi kanını satacak insanlar olarak görüyorlar. Bu kadar. Kanınızı satmanız için sizi kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki kullandırmayın kendinizi. Gelin bu Avrasya Birliği içinde birlikte yaşayalım. Sorunlarımızı birlikte çözelim. Gerektiği zamanda, gerektiği koşullarda biz rahatça oturup konuşabiliriz. Neden? Çünkü biz aynı şeyi tüketiyoruz. Yani hiçbir şey yapmasak biz oturur bir lahmacun partisi veririz. Lahmacun yerken, ayran içerken çok daha güzel anlaşırız. Tamam mı? Yani bir Amerikan hamburgeri yerken belki anlaşamayız. Ama lahmacun partisi veririz. Çiğ köfte yoruruz beraber. Aynı türküleri söyleriz. İşte bugün Türkiye Avrasya'daki merkezi konumuna otururken buna dur demeye çalışanların nasıl bir ihanet içinde olduğunu bütün milletimiz anlasın artık. Bakın bundan sonra artık geri dönüş yok. Bunu da herkes anlasın. Ha bunu kim söylüyor? Nacizane ben söylüyorum. Bunu kim söylüyor? Nacizane benim bunu söylememi sağlayan bu kurum söylüyor. Evet. Bu kurumdan kastım ne? Aydınlıkçıl olarak kendimizi anlandırdığımız grup. Yıllardır bunu söyledik. Biz yıllardır bu bilinçle eğitildik. Bugün hayatımızın en mutlu günlerini yaşıyoruz. En azından ben kendi payıma söylüyorum. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum Erkan. Kardeşim benim. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum büyük milletimiz. Ha neden? Çünkü bugün Türkiye gerçek rayına, gerçek rotasına oturuyor. Ha kim liderdir? Kimin önderliğinde oturuyor? Nasıl oturuyor? Bunları da tartışmam. Önemli olan oraya oturması. Önemli olan orada olması. Ben şimdi ne yapayım yani? Derdim ne? Üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Evet. Üzüm altın tepside gelmiş önüme. Şimdi üzüm önüme altın tepside gelmişken ben diyeyim ki ulan şu bağcıyı ben bir döveyim. Sen bana niye altın tepside üzüm getirdin? Ben bu üzümü yiyeceğim. Ve hepimiz yiyeceğiz. İşte bu yüzden mesela herkes diyor ya kardeşim enflasyon niye yükselmiyor? Ya da efendime söyleyeyim şeyin niye nedir bunun adı? Ne diyorlar? Faizler düşünce doların yükselmesi lazımdı. Niye yükselmiyor? O kafa gitti işte bakın. Oralardan dersler çıkarın artık. Yani o sistem bitti. Kağıt ekonomisi sistemi bitti. Artık gerçek ekonomi sistemine geliyoruz. Gerçek ekonomi sistemi nedir? Gerçek ekonomi sistemi de şudur işte. Kaynakların olduğu yeri kaynakların sahiplerinin satması ve bundan faydalanması. Savaşları bitirecek olan şey de budur. Yani mesela
Rusya, Çin, Hindistan bir taraftan, Türkiye, Irak, İran, Suriye bir taraftan. İşte Avrupa'nın büyük ülkeleri yavaş yavaş adam olacak onlar da. Tam olarak adam olacaklar. Almanya'sı, Fransa'sı vesairesi. Üçüncü halka da diyelim. Balkan ülkeleri yavaş yavaş artık Amerika'dan bekledikleri, Atlantik'ten bekledikleri şeyler gelmeyince bu tarafa dönecekler. Ne oldu? Böyle bir güce karşı kim ne yapabilir ki? Caydırıcı güce bakın. Nükleer silah tartışmalarına falan da gerek kalmaz. Böyle bir caydırıcı güç karşısında kimse hareket etmez zaten. Hareket edemez. Yani neden bahsediyoruz? Baksana. Hepsini geçtim ya. Türkiye, Rusya, İran, Çin ve Arap ülkeleri. Yani Körfez ülkelerinden bahsetmiyorum bazı emirliklerden. Ama mesela emirliklerin içinde Katar gibi ülkeler falan da var. Hadi onları bir ikinci halkada tutalım. Ama bu ülkelerin birlikteliğine karşı, bu caydırıcı güce karşı kimle hareket edebilir? Hiçbir şey yapamaz. Suriye'de olduğu gibi. Ne oldu? Ne oldu abi? 10 gün içinde Amerika'yı kahreden, ABD'yi kahreden 10 gün diye adlandırdık onu. Belgeselini de yaptık, kısa belgeselini. Yakında yayınlanacak galiba, evet, Ulusal Kanal'da. Evet. 10-15 dakikalık. Galiba siz okudunuz metni de. Evet. Oturdum yazdım metnini yani. Çok da mutlu olarak böyle son derece kolay. O metni var ya, bir saatte yazdım. Bir saatte oturdum bir tarihin metnini yazdım. Ama o tarihi yazanlar 10 günde dünyanın en tehlikeli bölgesine gelip Amerika'yı kahrettiler. ABD'yi kahrettiler. Kahredici gücüyle Türk ordusu. E şimdi dün ne oldu? Eni ve bilmem ne bir İtalyan şirketiyle neydi öbürü? Fransız Total galiba. Evet. O Doğu Akdeniz'de aynen şöyle dediler. Savaş gemilerinin yüzdüğü yerde bir sondaj çalışması yapamayız dediler. Yapamazlar. Caydırıcı güç işte. Evet. Sadece bayrak gösterdik ya. Sadece bayrak gösterdik. Yani denizcilikte öyle bir tabir varmış. Bayrak göstermek diye. Eğer yanlışsa Sayın Cem Gündüz beni emekli amiremiz gene düzeltecektir. Çünkü yanlışlarımı düzeltiyor sağ olsun. Bazen böyle okuyoruz, yanlış okuyoruz, yanlış görüyoruz. Bayrak gösterdik. Bayrağımızı görünce bile bunlar bıy. Yani tırstılar. Neden? Çünkü biz bu bölgede bir gerçek gücüz. Bir gerçeğiz. Gerçeğin peşinde koşmaya da devam edeceğiz. İpek yol bir gerçek. Türk akımı bir gerçek. Bu iki proje dünyanın iki tane büyük gücünün en büyük projesi. Ve bu iki proje Türkiye'siz olmaz. Bakın çok zor bir şey anlatmıyorum herhalde. Kavranması çok zor bir şeyden bahsetmiyorum. Şimdi burada projeleri eleştirenler, Türkiye'nin işte o iki devletin hegemonyasına girmeye başladığını söyleyenler, aslında o iki devletin Türkiye'ye muhtaç olduğunun farkında değiller mi? Yoksa, bitirdin Erkan kardeşim. Evet. Bitirdiniz Erkan Kol. Yoksa burada bilinçli tabii bir hareket. Bitirdin abi. İşte. Bam teli burası. Bilinçli bir hareket tabii. Yani çünkü hala Büyük Orta Doğu Projesi'nden medet uman tipler var Türkiye'de. Hala ben Büyük Orta Doğu Projesi sayesinde iktidar oluruz diye zanneden insanlar var. Evet olursunuz. Belki seçim kazanırsınız Amerika'nın desteğiyle ama iktidarınız 3 ay 5 ay sürer, bir daha da tarihe öyle bir gömülürsünüz ki kafanızı çıkartamazsınız bir daha, insan içine çıkamazsınız. Oradan bunları da uyarayım yani. Milliyetçilik yapmak istiyorsanız Çin düşmanlığıyla milliyetçilik yapamazsınız. Slav düşmanlığıyla, Rus düşmanlığıyla milliyetçilik yapamazsınız. İran düşmanlığıyla milliyetçilik yapamazsınız. Bugün Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla da milliyetçilik yapamazsınız. Solculuk hiç yapamazsınız. Bakın onu açık söyleyeyim. Bugün Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla solculuk hiç yapamazsınız. Ha şimdi bir sürü isyan olacak benim bu sözüme. Vay işte orada daha 30-40 yaşında adam bize burada solculuk dersi veriyor diyecek falan. Hayır efendim, hiç ders falan vermiyorum. Haddime de değil. Ben ders verecek konumda değilim. Ama gerçeği anlatıyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine karşı savaşan Türk ordusu varsa ve bugün bu Türk ordusunun bu savaşına karşı bugün Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, iktidar partisi, iktidardakiler isim vererek Amerika'yı hedef gösterebiliyorsa burada solculuk budur. Bunu ya bu duruşu daha fazla, daha net hale, bulanık halden kurtarmaya yönelik eleştiri yapmaktır. Evet. Anladın? Eleştiri yaparsın, yapıcı eleştiri yaparsın. Dersin ki bak bazı şeyler eksik. Mesela Suriye ile masaya oturmalısın. Bunu söylüyoruz. Oturmalısınız. Şimdi bir de eleştiri yaparken yol da gösterilmiyor. Tabii. Sadece bir eleştiri devamında
böyle yapmayın ama şöyle yapın kısmı yok. Yok genel tabii çünkü en büyük sıkıntı ülkenin. Diğer taraf yok ki. Evet. Yani şimdi Amerikan tarafında olmak diye bir şey yok artık. Çünkü Amerikan tarafı yok. Yani artık Suriye'de masada Amerikan tarafı kalmadı ki. Yani hala Amerika oraya işte petrol pompacılığı yapmak için asker gönderecek belki. Tamam mı? Ama ya bunun ötesinde bir şey yapamaz ki. Artık o sahada Amerika da yok. Yani siz olmayan bir gücün yanında müttefik olarak duramazsınız ki. Evet. İşte bu yüzden de bizim çok temel olarak, çok net olarak hiçbir bulanıklığa mahal vermeden akıllıca oturup düşünmemiz lazım. Biz akıllıca oturup neyi düşüneceğiz? Bak tekrar söylüyorum, çok basit. Bugün Çin'e, Rusya'ya, İran'a, Suriye'ye düşmanlık yaparak milliyetçilik ve dindarlık olmaz. Türkiye içinde de aynı şekilde milliyetçilik ve dindarlık olmaz. Ama bir ekleme daha yapayım. Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yaparak solculuk da olmaz. Vatanseverlik de olmaz. Neden? Evet. Şundan. Bizim bugün görevimiz Türkiye'nin içine girmiş olduğu bu Avrasya sürecini taçlandırmaktır. Gerçekten tam olarak böyle bulanıklığa mahal vermeden efendim aması mamasını ortadan kaldırarak amayı mamayı ortadan kaldırarak yöneticilerimiz için söylüyorum mezhepsel bazı fikirleri geçmişte kalan duygusal bazı şeyleri bir kenara atarak mesela Beşer Esad'ın uzattığı el. Ne dedi Beşer Esad? Ya ben dedi Tayyip Erdoğan'la dedi oturmayı istemem dedi tercih etmem ama dedi devlet adamlığı duygusal fikirlerin ötesindedir dedi değil mi? Evet. Çok doğru. Çok doğru bir şey söylüyor. Aynı şeyi Türkiye'nin de artık söylemesi zamanıdır. Türkiye yönetiminin de, Türkiye hükümetinin de söylemesi zamanıdır. Ama bunu söylerken de Türkiye yönetimine ve hükümetine bunu söyletecek cesareti ve gücü birlik içinde vermemiz lazım. İç birliğimizden bahsediyorum. Biz bu gücü birlikte verirsek bir yere varacağız. Bakın o zaman masaya oturduğumuzda mevcut ticari partnerlerimizle, ticari ortaklarımızla çok daha rahat konuşabileceğiz. Jeolojik ortaklarımıza yani coğrafya ortaklarımızla çok daha rahat konuşabileceğiz. O zaman oturacağız diyeceğiz ki kardeşim tamam İpek Yolu buradan geçiyor ama bu İpek Yolu'nun merkezi benim. Bak ben Türkiye olarak bu kadar da güvenli bir ülkeyim. Yani buranın en güvenli, bölgedeki en güvenli ülke benim. Bu İpek Yolu'nun buradan geçmesi senin için de çok güvenli. O zaman sen bana 3 verecekken 5 vereceksin arkadaşım diyeceğiz yani. Ona buna itiraz etmeyecek. Niye itiraz etsin ki? Rusya için de aynı şey geçerli. Öyle bir gün gelecek ki belki de biz Rusya'ya diyeceğiz ki kardeşim bu Türk akımı buradan geçiyor da sen doğalgazı artık bize de bedavaya ver yani. Ha bir hayal mi bu benim söylediğim? Herkes diyecek ki ya hayal kuruyorsun. Dün söylediğimizde de hayal kuruyorsun diyorlardı. Diyorduk ki Amerika PKK'nın en büyük destekleyicisidir. En büyük o ortağıdır. Amerika PKK'yı besler. Amerika PKK'ya silah verir. Amerika PKK'ya para verir. Bunların haberlerini yapan gazeteci olarak konuşuyorum ben. Bugün bir sürü gazeteci çıkıp yazıyor. Evet bugün yazıyor herkes. Amerika PKK'ya silah desteği veriyor. Amerika PKK'ya para desteği veriyor. Amerika şöyle yapıyor. Kardeşim 2001'de 2002'de bugün Ulusal Kanal binasının içindeki bu stüdyolarda Aydınlık Dergisi'nde gazetelerinde bizzat benim yazdığım daha bir sürü arkadaşım ve dostumun yazdığı haberler var. Ha hatırlatayım. Delta Force Kuzey Irak'ta PKK'yı eğitiyor. 2001'de yazmıştım ben o zaman. Kaç yaşındaydım abi 2001'de? 1998, 70, 22 yaşındaydım. 23 yaşındaydım. Tabii o zaman insanlar gülüyordu bu. Tabii çok gülüyorlardı. Yani haberler. Vay diyorlardı. Gene salladı aydınlıkçılar. Oysa biz hiçbir şeyi sallamayız. Bilgisiz hiçbir şey yazmayız. 5 yere sormadan haber yapmayız. En az 3. Yani. Ondan sonra da mesela CİA PKK'ya 125 milyon dolar verdi diye rakam vererek. Yani çok vermiş de o zaman 125 milyon doları tespit ettiğimiz rakamı söylemiştik. Ha şunu yazmadık. CİA PKK'ya para verdi. Yani rakamıyla söyle. 125 milyon 333 bin dolar mı? 336 bin dolar mı? Ne diye? Bu kadar. Doların sonuna kadar yazdık. Ticaretin cam sehpa üzerinden yapıldığını ve o şekilde bankalardan paralar aktarıldığını falan o zaman yazıyorduk biz. Hangisinin bu işte, kimlerin bu işin içinde olduğunu. Ha o zaman gene bize evet işte bunlar şeydir, şurada işte sallıyorlar, paranoyak bunlar falan diyorlardı. Mossad'ın eğitimini yazıyorduk.
Ha şimdi herkes yazıyor söylüyor. Tamam çok güzel. Bakın bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük gurur duyuyoruz ama aynı zamanda büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Her yerde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sen bilmem kaç bin tırı, 20 bin tır silahı PKK'ya verdin diyor değil mi? Evet. Ne diyor? Amerikan Başkanı mektup yazmış diyor bana ve ben o mektubu onu geri iade edeceğim diyor Amerikan Başkanı'na. Bravo. Tamam güzel. Ha mesela Beşar Esad'a katil dedikleri zaman da bir dakika dur diyoruz orada. Orada dur. Öyle bir şey yok. Vatan savunan adama katil diyemezsin diyoruz. Ha biz böyle konuşmaya devam edeceğiz mi? Edeceğiz. Neden? Çünkü galübeladan beri biz böyle konuşuyoruz. Biz kimiz galübeladan beri böyle konuşanlar? Açık söyleyeyim vallahi. Galübeladan beri biz gerçek anlamda insanlığa inanan, insanların haklarına, insanların hukukuna inanan insanlar olmaya çalışıyoruz. Yoksa bizim de önümüze bir sürü imkanlar serilir. Serildi de. Ama hala buralardayız. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bizim mutluluğumuz milletimizin mutluluğu. Bizim mutluluğumuz ülkemizin refah içinde olması. En büyük mutluluğum benim, henüz çocuğum olmadı ama bir tane yeğenim var mesela şu anda somut olarak. Mesela küçük yeğenimin ilerleyen zamanlarda çok güzel bir ülkede yaşaması. Çocuğum olursa da çocuğumun yaşaması, torunlarımızın yaşaması, bilmem kimin yaşaması. Evet. Ama bunu sadece Türkiye için istemiyoruz Erkan Kol. Bütün dünya için istiyoruz. Ustanın dediği gibi büyük insanlık için istiyoruz. Nazım Usta büyük insanlık diyor ya, büyük evet. insanlık için istiyoruz. O büyük insanlıktır bizim büyük milletimiz. İnsanlar soruyor diyor ki ya diyor büyük milletimiz derken neyi kastediyorsun? Önce kendi milletimi, Türk milletimi kastediyorum. Ondan sonra da bütün insanlığa örnek olmuş, emperyalizmi mah ve nabut etmiş büyük önderin komutasında, ebedi ve ezeli başkomutanın komutasında büyük insanlığa emperyalizme boyun eğmeyen, mazlumların zalimleri yenebileceğini gösteren o işaret fişeğini açmış olan insanlar olarak konuşuyoruz burada. Büyük insanlık için de söylüyorum büyük milletimiz lafını. Evet. Bu süreç ancak bu kadar güzel anlatılabiliyor. Estağfurullah. Teşekkür Şimdi ederim. Birkaç dakikamız kaldı. Ulusal kanalın imece çağrısıyla noktalandıralım. Evet. 12 Kasım bu imece için son tarih. Bununla ilgili de bu az önceki o güzel anlatımınızı Estağfurullah. Bu noktada da sürdürmek Hemen istiyorum. Hemen şöyle söyleyeyim o zaman. Bakın ulusal kanalı izleyen izleyicilerimizin hepsinin bilmesi gereken bir şey var Erkan Bey. Siz yaptınız. Onlara konuşmak istiyorum mümkünse kamerada. Tabii. Büyük milletimiz, siz yaptınız. Bugün burada yaptığımız konuşmaların hepsinin sebebi sizsiniz. Türkiye'de Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlık makamını yıkan da sizsiniz. Bugün Türkiye'de Türkiye'ye hükümet edenlerin Amerikan emperyalizmine karşı konuşmasını sağlayan da sizsiniz. Asla kendinizi küçük görmeyin. Bakın ne diyordu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk? Asla yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Evet doğru. Çok ve büyük işler yaptık ama yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Çok ve büyük işler yaptık birlikte. Birlikte yaptık. Ermeni soykırımı yalanını bitirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teslim etmedik. Biliyorsunuz Annan planıyla nasıl teslim almak istediklerini. Türk askerinin başına çuval geçirildiği zaman sizin bağrınızdan çıkan gençler misliyle karşılık verdiler. Misliyle karşılık verdiler. Burada Amerikan askerleri sokaklarda gezemedi. Yine aynı şekilde kıymetli izleyicilerimiz sizin sayenizde biz burada tezkereyi geçirtmedik. Amerikan askerleri bizim topraklarımıza girerek başka ülkelerin topraklarını bombalayamadı. Yine sizin sayenizde dünyanın en büyük kumpasını bitirdik. Ergenekon'da barikatları yıktık. Siz yaptınız. Asla kafi göremeyiz ama çok ve büyük işler yaptınız. Ama asla kafi göremeyiz. Daha büyük işler var önümüzde. O görüntü var mıdır arkadaşlar? Benim içimde yarı olan o heykel. Bakın bir heykel vardı. Görüntüyü verelim arkadaşlar arkaya. O heykeli bir daha hatırlatacağım size. Bakın daha önümüzde çok büyük işler var. Bu yüzden ulusal kanala ihtiyaç var. Bu yüzden işte şu heykel. Çekin evet. bizi ekrandan. Bu heykel kalsın ekranda arkadaşlar. Hepimizi çekin. Sadece bu heykel kalsın. Bilinçlere, vicdanlara vuralım. Evet, bu heykelde ne var?
O bir kutsal baş var. Ayak altına alınmış bir kutsal baş. O kutsal baş Talat Paşa'nın başı. Talat Paşa'nın başı o kutsal baş. Kimin ayakları altında? Elinde tabanca taşıyan bir katil, bir terörist, bir asalağın ayakları altında. Asalay örgütünün adı. Asalak diyorum ben onlara. Evet. Çünkü emperyalizmin asalakları onlar. O asalalı teröristin, daha sonra asalı oldular biliyorsunuz da o zaman asalı değildi. O teröristin heykeli yapıyor. Heykelini yapıyorlar ve ayaklarının altına da Talat Paşa'mızın o şerefli, namuslu, devrimci, Osmanlı Paşası, Türk Paşası ne derseniz deyin. Talat Paşa'mızın kafasını koyuyorlar. Kesik kafasını koyuyorlar. Ulusal Kanal olmasa bu heykeli dünyada görecek miydiniz? Ulusal Kanal olmasa böyle candıraş bir ses çıkıp bu heykel üzerine konuşabilecek miydi? İşte biz mücadeleleri böyle kazandık. Birlikte kazandık, unutmayın. Çok ve büyük işler yaptık ama yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Daha büyük işler yapmak için, bakın biraz önce tarif ettiğim şeyleri daha güzel yapmak için, daha mutlu bir Türkiye için, Avrasya'da, bölgemizde gerçekten yerine oturmuş bir Türkiye için, gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin harekete ve ilke ve devrimlerinin hayata geçmesi için ve bu tip sahtekarlıkların artık ortadan kalkması için Ulusal Kanal imecesine katılın arkadaşlar. Bakın 12'si miydi ayın sonu şans? 12'si. Çok az bir zaman kaldı. 12 Kasım'a çok az bir zaman kaldı. 10 Kasım'dan hemen sonrası 12 Kasım. Çok ve büyük işler yaptık ama yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Siz yaptınız, unutmayın. Bize bu gücü veren sizsiniz ve yine sizinle birlikte yapacağız. Sizsiz olmaz. Bakın 3 tane şey. Türkiye'siz olmaz. Avrasya Birliği. Evet. Türkiye'nin birliği ulusal kanalsız olmaz. Ulusal kanal sizsiz olmaz. 3 şart. Ben bunları söyleyeceğim. Efendim teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine az önceki durumu nasıl açıkladıysanız şu anki durumda imece çağrısında o derince güzel açıkladınız. Gazeteci Teoman Alili ile birçok konuyu değerlendirdik. Kuşak Yolu inisiyatifi, Çin'den kalkan tren Avrupa'ya, Türkiye üzerinden geçiş yaptı. Bundan sonraki süreçte Türkiye ne gibi kazanımlar elde edecek? Tüm bunları ve bu sürecin başından sonuna kadarki gelen o aşamaları değerlendirdik. Ve tabii imece çağrısı da aldık. Son tarih 12 Kasım. Bunu da bir kez daha belirtelim. Böylece gün ortasını noktalıyoruz ama 16'da gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.